Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Efsane kitap bilgisayar maltı eğitim matematik soru bankasında. İşçi problemleri sayfa 243-244'teyiz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Ahmet bir ayrı tuzunlu 6 birim olan küp şeklindeki tuğlalarla Taban ayrıtları 12 birim ve 72 birim, yüksekliği 90 birim olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir duvar örecektir. Peki Mehmet ise tamamı örülmüş duvarın ön ve arka yüzeylerine sadece sıva yapacaktır. Ahmet yarım saatte 12 tane tuğlayı birleştirmekte, Mehmet ise 10 dakikada 240 birim karelik alana sıva yapabilmekte. Şurada yarım saat demiş, orası önemli. Peki buna göre Ahmet ile Mehmet'in işlerini bitirme süreleri arasındaki fark aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi canlarım biz ne yapacağız? Önce buradaki Ahmet'in bu işi Yapma süresini bulalım. Peki dikkat ettiniz mi? Bizim bir tane büyük dikdörtgenler prizmamız var. Şöyle dikdörtgenler prizmamız var ve şuraları hemen birleştirelim sizinle. Birleştirdik, birleştirdik ve geldik buraları birleştirdik. Şimdi. Ahmet ne yapıyor? Bunun içini 6 birim küplük hemen bunlarla doldurmaya başlıyor. Anlaştık mı? Buradaki önemli olan yer burası. Sonuçta biz bunun içini dolduruyoruz. Aynı EBOB EKOK'taki gibi o zaman işin içine ne girecek? Hacim hesabı girecek. Büyük bu prizmanın hacmi ne? Tabii ki taban alanı. Tabanı ne arkadaşlar? 12'ye 72. 12 çarpı 72. Bir de ne yapıyoruz? Hacimde yükseklikle çarpıyoruz. Yüksekliğimiz ne? 90 Şimdi geldik bunun içini biz buradaki küplerle dolduruyoruz. O zaman küpün bir tanesinin hacmi V küp dediğimiz ifade ne olacak? 6 çarpı 6 çarpı 6. İşte bunu buna böldüğün zaman otomatikmen kaç tane tuğla kullanıyorsan onu bulmuş olursun. Peki 12 ile 6 gitti. Burada 2 kaldı. 72 ile 6 gitti. Burada 12 kaldı. 90 ile 6 gitti. Burada 15 kaldı. 15 çarpı 2 30, 30 çarpı 12'de ne yapar? 360 yapar güzel insanlar. Demek ki şu an 360 tane ne yapıyoruz? Tuğla kullanıyoruz. Biz bu tuğlaların kaç tanesini? 12 tanesini arkadaşlar yarım saatte düzüyoruz. 12 tanesini. O zaman 12 tanesi yarım saatte ise, yarım saat yazalım böyle. Peki 360 tanesi ne olur? Hemen dikkat ederseniz kaç katı? 30 katı. 30 katını alırsan o zaman ne olacak? 15 saatte bunu dizecek güzel insanlar. Peki burası bitti. Şimdi geleceğiz hemen buradaki Mehmet'in yapmış olduğu işe. Mehmet ne yapıyor arkadaşlar? Bunun sadece ön ve arka yüzüne sıva yapma işlemi yapacağız. Peki canlarım dikkat. Burada bizim ön yüzümüzün ayrıtları ne? Yüksekliği kaç? Tabii ki 90. Bunu yazdım. Peki şurası 12'nin olduğu yer. Çünkü 6'ya 6 bak dikkat ettiniz mi? Demek ki ön yüzdeki diğer ayrıt ne? Tabii ki 72. O zaman benim buradaki sıva yapacağım bölge şurası arkadaşlar. Bakın şöyle ön yüzdüm. Bir de bunun arkasını bir sıva yapacağız. Buradaki ayrıtlar 72'ye ne? 90. Peki ayrıtlara göre hemen alanını hesaplayalım. 90 çarpı 72 bunun gibi kaç tane var? 2 tane var. Bir de çarpı 2 diyeceğiz. Yan yüzeyleri ne yapmıyorduk? Tabii ki sıva yapmıyorduk. E peki canlarım 10 dakikada biz ne yapıyormuşuz? 10 dakikada 240 birim karelik yer sıva yapıyormuşuz. O zaman 90 çarpı 72 çarpı 2 yani 180 çarpı 72'lik alanı kaç dakikada sıva yaparız? İçler dışlar yaptığın zaman 10 çarpı 180 çarpı 72 eşittir. 240 çarpı x geldi mi geldi. Hemen sadeleştirelim. 60'a böldün burası 4. 60'a böldün burası 3. 4'e böldün burası 1. Burası ise 18. O zaman burası 30 çarpı 18 eşittir x geldi mi geldi. Şimdi 30 çarpı 18 ne yaptı? 540 dakika yaptı. Demek ki buranın sıvalanma işlemi. E peki sen bunu 60'a böldüğün zaman otomatikman ne yapıyorsun? Saati buluyorsun. Demek ki x dediğin ifade 9 saatmiş. Yani burada Mehmet 9 saatte buradaki Tuğlaları ne yapıyor? Sıvalıyor güzel insanlar. E peki kaç saat arada fark var diye sormuştu. 15'ten 9'u çıkartırsan 6 saat fark vardır güzel insanlar. Cevabımız en şıkkı geldi. Geçtik ikinci sorumuzda. Bir marangoz bir vidayı şarjlı matkapla 3 saniyede sıkabilirken aynı vidayı tornavida ile 15 saniyede sıkabilmektedir. Bu marangoz bu videoya özdeş 20 adet vidayı sıkmak için şarjlı matkapla işe başlamış fakat matkap vidalardan birinin 2 bölü 3'ünü sıktığı anda bozulmuş ve marangoz kalan işe tornavida ile devam ederek vidaların tamamını 196 saniyede ne yapmış sıkmıştır arkadaşlar. Buna göre şarjlı matkap kaçıncı vidayı sıkarken bozulmuştur. Herhangi bir vida sıkıldıktan sonra diğer vidanın sıkma işlemine kadar geçen süre dikkate alınmayacaktır. Şimdi geldik buraya matkap yazdık. Şuraya da geldik. Tabii ki tornavida yazdık. Birincisi biz x tane vida sıkalım. Tamam mı? Bak x tane vida sıktık. Geldik x artı birinci vidaya. x artı birinci vida da buradaki matkap ne yapsın? Arızalansın. Ama 2 bölü 3'ünü sıktıktan sonra arızalanmış. Peki normalde biz matkapla tamamını ne yapıyoruz? 3 saniyede tabii ki sıkabiliyoruz. O zaman 2 bölü 3'lük kısmını ne yapacağız? 2 saniyede sıkacağız. Şimdi x artı birinci vidada 2 saniye ne yaptık? Tabii ki yaptık. Bu matkapla geçen süre. Geri kalan yer 1 bölü 3'lük kısmı. Bunu ise artık tornavida ile sıkıyoruz. O zaman tornavida normalde 15 saniye olduğu için 5 saniyede burada geçecek. Şimdi bizim x artı birinci vidamız toplamda 7 saniyede ne yapıldı? Sıkıldı. Burada önemli olan kısım ne? X tane vidayı biz matkapla sıktık mı? Evet. Her bir Ürün 3 saniyede sıkılıyor mu? Evet. O zaman şurada geçen süre şimdiye kadar 3x bir geçti. 5 artı 2'den 1 de 7 geçti. Şimdi x artı 1 tane vidayı sıktık. Toplam 20 tane vida vardı. Kalan vida sayısı ne oldu o zaman? 19 eksi x oldu. Niye? Bununla bunun toplamı 20'yi verecek. E bunların her biri kaç saniye sürüyordu güzel insanlar? 15 saniye sürüyordu. O zaman buradaki geçen süre 19 eksi x çarpı 15'tir. Soru bitti artık. O zaman 3x artı 7 ile biz ne yapacağız? 19 eksi x çarpı 15'i çarpıp kime eşitleyeceğiz? 196'ya eşitleyeceğiz. Buradan 3x artı 7 yazdık. 19 çarpı 15 hemen hesaplayalım güzel insanlar. Baktığımız zaman şurası 95 geldi. Şurası 19 geldi. Topladığın zaman 5, 8, 285 geldi. 285 eksi 15 x eşittir 196 çıktı. Peki buradan 3 x de eksi 15 x'in toplamı eksi 12 x yaptı. 285 ile 7'nin toplamı da 292 yaptı. Eşittir 196. Bundan sonra 196'yı buraya 12 x'i buraya atarsak. 96 eşittir 12x gelir. Aradığın x değeri kaç çıktı? 8 geldi. Demek ki Buna göre şarjlı matkap kaçıncı vidayı sıkarken bozulmuştur diyor. Biz x artı birinci vidayı sıkarken bozulmuştur dedik. O zaman 8 artı 1'den cevabımız 9 geldi. Gerçekten çok tatlı bir soru olmuş. Geçtik hemen üçüncü sorumuza. Üç işçinin çalışma hızları ve yaşları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Üç işçinin yaşları 15, 20, 30'dur. Çalışma hızları ile yaşları ters orantılıdır. Peki 15, 20, 30 nerede eşitlenir? 60'ta eşitlenir. O zaman yaşı büyük olanın hızı en küçüktür. 2 ve. O zaman burası ne olacak güzel insanlar? 3 ve. Burası ne olacak? 4 ve. Yani yaşı küçük olan en hızlı oluyor. Buradaki mantık Mantık bu ters orantılı dediği için 3 işçi aynı anda bir işe başladıklarında iş 12 saatte bittiğine göre e gelin arkadaşlar bunların hızlarını bir toplayalım hızlarını topladığımız zaman 4 7 9 ve 9 ve hızıyla ne yapıyormuşuz biz? 12 saat çalışıyormuş. O zaman toplam yaptığımız iş ne geldi? 108 V geldi güzel insanlar. Peki 30 yaşındaki işçi bu işi tek başına kaç saatte bitirir? 30 yaşındaki işçinin hızı neydi güzel insanlar? 2 V idi. O zaman 108 V'lik işi 108 V yazacaktım kusura bakmayın. İşi biz 2 V hızıyla kaç saatte bitiririz? T saatte bitiririz. O zaman V'ler birbirini götürdü. 108 bölü 2'den T kaç geldi? 54 geldi. Güzel insanlar. Cevabımız D şıkkı çıktı. Geçtik dördüncü sorumuza. Çağan, Deniz, Tarık adındaki 3 arkadaş 360 adet fidanı birlikte 4 günde dikebilmektedir. O zaman hemen baş harflerini yazalım. Çağan, sonra Deniz, sonra da Tarık güzel insanlar. Şimdi bunları yazdık. Bunlar bir günde bakın bir günde burası önemli. X tane diksin, burası Y tane diksin, burası da Z tane diksin. O zaman 4 günde ne yapar arkadaşlar? 4 günde burası 4X diker, burası 4Y diker, burası da 4Z dikti. E peki toplam kaç adet fidanımız vardı? 360. Yani 4X artı 4Y artı 4Z dediğin ifade 360 çıktı. 4'e böldüğümde X artı Y artı Z kaç geldi? 90 geldi. Bu benim birinci bilgim güzel insanlar. Şimdi devam ediyorum. Bu fidanların yarısını. Yarısı kaç tane? Tabii ki 180 tane. Kim dikiyormuş? Tarık dikiyormuş. O zaman Tarık günde Z tane dikiyorsa o zaman 180 tanesini ne yapar? Tabii ki 180 bölü Z günde yapar. Bakın mantığını anlatayım. Mesela sallıyorum tabii ki değer verelim. 10 tane diksin. Günde 10 tane. O zaman 180 taneyi nasıl buluruz? 180'i 10'a bölerek 18 günde buluruz. İşte mantık ne? 180 bölü Z buradan geldi. Artı geri kalanı. Geri kalanı ne zaten? Yine 180 tane. Bu 180 taneyi de kim dikiyormuş? Deniz ve Çağan. E, deniz ve Çağan o zaman X artı Y yazacağız buraya. Güzel insanlar bu neymiş? Tamamını 9 günde. O zaman buraya geldik. Eşittir 9 yazdık. Bundan sonra biraz karışacak mı? Karışacak. Niye? Şuradaki denklemi kullanacağız. X artı Y yerine gelin 90 eksi Z yazalım. Burası 180 bölü Z artı 180 bölü 90 eksi Z eşittir 9. Gelin 9'da sadeleştirelim. Bura gitsin. Bura gitsin. Bura gitsin. 20 kaldı. 20 kaldı. Şimdi ben burayı 90 eksi z ile çarpacağım. Burayı ise z ile çarpacağız. O zaman 20 çarpı 90 eksi z artı 20 çarpı z bölü burası ne geldi? z çarpı 90 eksi z eşittir 1 geldi. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Burayı düzenleyeceğiz. 20 çarpı 90 1800 yapar güzel insanlar. 20 ile eksi z'nin çarpımı eksi 20 z'ye geldi. Sonra artı 20 z var. Buradaki ifadeyi direkt karşıya gönderelim. O zaman z çarpı 90. 90 tane z yaptı. Eksi z ile z'nin çarpımı da eksi z kare geldi. Şimdi bu 20 z ile bu 20 z birbirini götürdü. Bunları karşıya attığın zaman z kare A eksi 90 tane z artı 1800 eşittir 0 oldu. Burası bariz çarpanlarına ayrılıyor rahat bir şekilde. Eksi 60'a eksi 30 çarptın 1800 topladın eksi 90. Z buradan kaç geldi? 60. Z buradan kaç çıktı? 30. Şimdi acaba cevap 60 mı 30 mu? Ona karar vereceğiz. Tarık 2 gün. Çağan 1 gün fidan dikerse Kalan fidanları Deniz 7 günde dikebiliyor. O zaman güzel insanlar hemen işlemlerimize başlayalım. Tarık 2 gün geldik buraya 2 tane Z yazdık. Sonra geldik devam ettiğimizde Çağın 1 gün. Çağana da x yazdık ve denizde 7 gün çalıştığında ne yapıyoruz? Biz bu fidanların hepsini dikebiliyormuşuz. O zaman 360 tane fidana diktik. Peki güzel insanlar, bizim elimizdeki ilk bilgi neydi? XYZ toplamı kaçtı? 90'dı bak. XYZ toplamı 90. Gel burada, XYZ çıkart bunlardan. X artı y artı z'yi bir çıkart. Çıkarttığın zaman ne geliyor? Xler birbirini götürüyor. 2Z'den 1Z çıktı, Z kaldı. 7Y'den 1Y çıktı, 6Y kaldı. Peki 360'tan burası sonuçta 90 diye çıkardığın zaman kaç kaldı? 270 kaldı. Sen şimdi Z değerine bak. Z değerine 60 versen, Z burada 60 ise o zaman burası 210 yapar. 210 olması için burası da 35 oldu. E sen şu an bile. 60 ile 35'i topladım, 95 yaptı, burayı geçti. Demek ki z değeri 60 değilmiş, bunu sildik. Geldik z yerine 30 yazsak, o zaman 30 karşı attın 240, 240 olması için burası kaç gelecek? 40. Bak, bu sağladı mı? Sağladı. Niye? Z 30sa Şimdi buraya geldin yazdın. Y buradan kaç geldi? 40 geldi. Topladın 70. O zaman x dediğin değerde kaç çıktı? 20. Her ifade sağladı mı? Sağladı. Çağın bir günde kaç fidan dikebilmektedir? Çağın bir günde 20 fidan dikebilmekteymiş. Gerçekten efsane ötesi bir soru daha. Bizden 5 yıldız alan sorulardan birisi. Geçtik 5. sorumuza. Aşağıdaki doğrusal grafik A ve B işçilerinin ürettikleri ayakkabı çifti sayısının zamana göre değişimini göstermekteymiş arkadaşlar. Burada A işçisi 3 günde 90 çift ayakkabı üretiyor. O zaman 1 günde 30 çift ayakkabı üretecek. Bu bizim birinci bilgimiz. Geldik buraya. B işçisi 5 günde 90 çiftse 1 günde o zaman 18 çift ayakkabı üretecek. Bunlar A ve B işçilerinin bir günlük ürettikleri ayakkabı sayısı. Şimdi A ve B işçilerinin aynı anda işe başlayıp 10 günde ürettikleri ayakkabı çiftlerini. Şimdi normalde bir günde ikisi birlikte 48 çift ayakkabı üretecekler mi? Evet. Bu bir günde. O zaman 10 günde ne yapar? Tabii ki 10 katını aldığın zaman 480 çift ayakkabı yaptı mı yaptı. A işçisi tek başına çalışma hızını 2 katına çıkararak kaç günde bitirebilir? Şimdi normalde A işçisi 30 çift ayakkabı üretiyor muydu? Evet. Sen bunun çalışma hızını iki katına çıkartırsan artık bu bir günde 60 çift ayakkabı üretecek. O zaman 480 çift ayakkabıyı günde 60 çift üreterek kaç günde bitirir? Tabii ki 8 günde bitirir. Cevabımız B şıkkı geldi. Geçtik. 6. sorumuzda bir tekstil atölyesinde çalışan Egem birbirine özdeş olan 60 parça gömleği 4 saatte tek başına ütüleyebilmektedir. Buradan çıkan sonuç şu. Biz 4 saatte 60 parça gömlek ütülüyorsak 1 saatte o zaman 15 parça gömlek ütüleyeceğiz. Bu bizim birinci bilgimiz. Şimdi Egem aynı tür 60 parça gömleğin 10 tanesini ütüledikten sonra şimdi gelin 10 tanesini biz ütüleyelim. 1 saat aslında neye eşit? Tabii ki 60 dakikaya. Biz 60 dakikada 15 parça gömlek ütülüyorsak 10 parça gömleği kaç dakikada ütüleriz diyelim ve bunu hemen bulalım. Neye dikkatimizi çekti? 4 katı 4 katı. O zaman x buradan ne oldu? 40 dakika geldi. Yani şu an Ecem 40 dakikada 10 tane gömleği ütüledi. Esra yardıma gelmiş ve kalan gömlekleri birlikte 2 saatte ütülemişlerdir. Peki 2 saat dediğimiz ifade 120 dakika mı? Evet. O zaman tüm ütüleme işlemi 120 artı 40'ten ne geldi? 160 dakika geldi. Bu bizim birinci bilgimiz. Peki buna göre 60 gömleği başlangıçtan itibaren ikisi birlikte ütüleselerdi işin tamamı kaç dakika erken biterdi? Şimdi ne yapacağız? Biz 50 parça gömleği ikisi birlikte 2 saatte yani 120 dakikada yaptı dedik mi? Evet dedik. O zaman 60 parça gömleği kaç dakikada yaparlar? Bunu bulmaya çalışacağız. İçler dışlar 60 çarpı 120 eşittir. 50 çarpı x. Burada şu sıfır şu sıfırı götürdü. 5 ile 60 gitti. Burası 12 oldu. 12 çarpı 12. 144 geldi. İkisi birlikte başta çalışsalardı 144 dakika. İlk başta Egem tek çalıştığı zaman da 160 dakika sürüyordu. Kaç dakika erken bitiyormuş? 16 dakika erken bitiyormuş güzel insanlar. Geçtik 7. sorumuza. Yukarıdaki şekilde titiz ailesinin evinin kroküsü verilmiştir. Titiz ailesiyle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Her odayı anne veya kızı temizlemekteymiş. Tamam. Her odanın temizlenme süresi odanın alanı ile orantılıdır. Buradan çıkan sonuç Şurası 16 metrekare, burası 24 metrekare, şurası 20 metrekare. Şurası 28 metrekare, burası ise 32 metrekare güzel insanlar. Anne tek başına yatak odasını 16 dakikada temizlemektedir. Şimdi anne tek başına yatak odasını yani 20 metrekarelik yeri ne yapıyormuş? 16 dakikada temizliyormuş güzel insanlar. Burası tamam. Şimdi devam ettiğimizde aynı anda temizliğe başladıklarında anne salonu Kızı da banyoyu temizlemeyi aynı anda bitiriyorlar. Şimdi anne salonu ne yapıyor? 32 metrekarelik yeri temizliyor. Kızı ise ne kadarlık yeri temizliyor? Banyoyu yani 16 metrekarelik yeri. Buradan çıkan sonuç şu. Annenin hızı kızının hızının iki katıdır. Yani burası V ise burası 2V'dir güzel insanlar. Şimdi buradan sonra yapacağımız işlem bariz belli. Tüm evi anne ve kızı birlikte kaç dakikada temizlerler? Tüm ev kaç metrekare? 16, 32 daha 48, 24 daha 72, 28 daha 100, 20 daha 120. Biz 120 metrekarelik yeri ne yapacağız? İkisini birlikte 3 ve hızıyla kaç dakikada bitiririz ona bakacağız. Biz şunu biliyoruz arkadaşlar. 20 metrekarelik yeri 2 ve hızıyla 16 dakikada bitiriyoruz. 20 metrekarelik yeri 2 ve hızıyla 16 dakikada. O zaman 20 metrekarelik yeri 3 ve hızıyla kaç dakikada buluruz? Ona bakalım. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Tabii ki hız arttığı zaman zaman azalacak. Bu orantı ters orantılı. O zaman ne yapacağız? 2 çarpı 16 karşılıklı çarpacağız. 3 çarpı soru işareti. Buradan soru işaretine gelir. Tabii ki 32 bölü 3 geldi. Çıkan sonuç şu. Biz 20 metrekarelik yeri 3 ve hızıyla 32 bölü 3 dakikada yapıyorsak 120 metrekarelik yeri 3 ve hızıyla kaç dakikada yaparız? Tabii ki ne yapacağız? 6 katını alacağız. 6 katını alacağız. 32 bölü 3 çarpı 6'dan cevap 64 dakika gelir. Güzel insanlar. Cevabımız şıkkı çıktı. Geçtik 8. sorumuza. Hazal bir işin 1 bölü 3'ünü yaptıktan sonra çalışma hızı Hazal'ın çalışma hızının 3 katı olan Nazan Hazal'a yardım etmeye geliyor. İkisi beraber kalan işi 9 günde tamamlıyor. Şimdi arkadaşlar Hazal'ın hızına geldik. Biz V dedik. Peki Nazan'ın hızı Hazal'ın hızının neymiş arkadaşlar? Tabii ki 3 katıymış. O zaman 3 V yazdık. İkisi birlikte hızları toplandı. 4 V. Kaç gün birlikte çalışmışlar? 9 gün. Yani 36 V yaptı. O zaman bu işin 2 bölü 3'lük kısmı 36 V. O zaman 1 bölü 3'lük kısmı ne yapacak? Tabii ki 18 V. Tüm iş ne yaptı? 54 V geldi mi? Geldi. Bu bizim bilgimiz. Buna göre Nazan bu işi tek başına kaç günde bitirebilir? 54 V'lik işi kaç hızıyla? 3 V hızıyla tabii ki T sürede bitirsin. Gerisi 3 V ile 54 V sadeleşti. 18 kaldı. Cevabımız 18 gelir. Güzel insanlar. Geçtik 9. sorumuza. Ali ve Berk'in birlikte yaptığı iki farklı iş ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Ali iki işi de tek başına aynı sürede yapmaktadır. O zaman şöyle yazalım. Birinci işi yazdık. Sonra geldik ikinci işi yazdık. Sonra buraya Ali yazdık arkadaşlar. Gelin burayı X günde yapsın. Burayı da yine X günde yapıyormuş. Bunlar bizim birinci bilgilerimiz. Peki Berk birinci işi ikinci işin 6 katı sürede yapmaktadır. O zaman Berk dediğimiz arkadaş burayı 6 Y günde yapıyorsa burayı ise Y günde yapar. Peki ikisi birlikte Birinci işi 9 saatte. Arkadaşlar hatırlıyorsanız önceki testlerde de söylüyordum. Eğer buraya gün vermişse Ali'nin birinci işteki hızı 1 bölü x'tir. Berk'in birinci işteki hızı 1 bölü 6 y'dir. Peki Ali'nin ikinci işteki hızı 1 bölü x'tir. Berk'in ikinci işteki hızı 1 bölü y'dir güzel insanlar. Bundan sonra ikisi birlikte birinci işi yapıyorlar 9 saatte. Hemen ne yapıyoruz? 1 bölü x artı 1 bölü 6y yani birinci işteki hızlarını topluyorum. Çarpı 9 dediğim zaman eşittir 1 oluyormuş. Tabii ki çarpı 9'u buradan siliyorduk. Karşıya 1 bölü 9 olarak yazıyorduk. Şimdi geldik buraya. İkinci işi 4 saatte yapabiliyorlarmış. İkinci iş neydi? 1 bölü x artı farkındaysanız 1 bölü y çarpı 4 eşittir 1 ya. Burası 1 bölü 4 olsun. Peki Berk birinci işi Ali'nin kaç katı sürede yapabilmektedir? O zaman hemen x'i ve y'yi bulalım. Nasıl bulacağız? Tabii ki şöyle bulalım. Alttaki denklemi eksiyle çarpalım. Çarpıp toplarsak 1 bölü x, 1 bölü x'i götürür. 1 bölü 6y'den 1 bölü y çıktı. Eşittir 1 bölü 9 eksi 1 bölü 4 geldi. Bunu 6 ile genişlettin. Peki burayı 4 ile burayı 9 ile genişlettin. Güzel insanlar ne gelecek burası? 1 bölü 6y eksi... 6 bölü 6y eşittir. Burası eksi 5 bölü 36 gelecek. Hemen şuranın eksi 5 bölü 6y eşittir. Eksi 5 bölü 36 olduğunu gördüm. Eksi 5'ler birbiriyle gitti. O zaman 6y 36 ise y buradan kaç geldi? 6 geldi. Y'yi 6 bulduk. Ondan sonra x'e geçelim. Hemen y yerine 6 yazarsam 1 bölü x artı şu ikinci denklemde yazıyorum. 1 bölü 6 eşittir 1 bölü 4. 1 bölü x eşittir 1 bölü 4 eksi 1 bölü 6. Bunu 3 ile bunu 2 ile çarpacaksın. 1 bölü x eşittir 1 bölü 12 gelecek. x buradan kaç geldi? 12 geldi. Peki dikkat burada ne diyor? Buna göre Berk birinci işi kaç günde yapıyordu? 6'ye yani şurası 36 çıktı. Peki Ali kaç günde yapıyor? Tabii ki 12 günde. Kaç katı sürede yapar? 3 katı sürede yapar. 12'nin 3 katı 36 olduğu için. Geçtik. Kaçıncı sorumuza? 10. sorumuza güzel insanlar. Sevda bir işi günde 4 saat çalışarak 10 günde. Sebat ise aynı işi günde 3 saat çalışarak 20 günde bitirebilmektedir. Buna göre ikisi birlikte aynı işi günde 6 saat çalışarak kaç günde yapabilirler? Birincisi şu. Sevda'dan bir bahsedelim güzel insanlar. Ne yapıyor? 4 saat çalışıyor 10 günde bitiriyor. O zaman çıkan sonuç ne? 6 saat çalışsa kaç günde bitirir? X günde bitirir diyelim. Birincisi günlük çalışma miktarını artırdığı için otomatikmen gün kısmı ne yapacak? Azalacak. O zaman orantımız ters orantılı. Yani karşılıklı çarpacağız. 40 eşittir 6x ise x buradan 40 bölü 6 20 bölü 3 geldi. Şimdi geçtik tabii ki kime? Sebaata güzel insanlar. Bundan sonra yapacağımız şey yine bariz belli. 3 saat çalışarak Kaç günde bitiriyoruz? 20 günde bitiriyorsak. Bundan sonra ne yapacağız? 6 saat çalışırsak kaç günde bitiririz? Y günde bitiririz dedik. Peki günlük çalışma miktarı 2 katına çıktığı için o zaman bu sefer süre yarıya düşecek. İsterseniz ters orantıdan da yapabiliriz. 3 çarpı 20, 6 çarpı Y'den. Y burada ne geldi? 10 geldi. Şuradaki değer de 10 çıktı güzel insanlar. Peki ikisi birlikte bu işi kaç günde yapabilirler? Burada bu arkadaşın hızını bulurken 1 bölü 20 bölü 3 yazıyorduk. Buradaki arkadaşın hızını bulurken de 1 bölü 10 yazıyorduk. Çünkü bunlar gün günü hıza çevirince 1 bölü halinde yazıyorduk. Peki devam edelim. Ters çevirdiğin zaman burası 3 bölü 20. İkisini birlikte çalıştırıyorum. 3 bölü 20 hızı artı 1 bölü 10 hızı birlikte çalıştırdım. Kaç günde bitirdik? T günde işi bitirdik. Burayı 2 ile çarptım. Çarptığın zaman 3 bölü 20 artı 2 bölü 20 çarpı t dediğin ifade eşittir 1. 5t bölü 20 eşittir 1 ise 5t buradan 20. Aradığın t değeri kaç geldi? 4 geldi. Güzel insanlar. Cevabımız A şıkkı çıktı canlarım. Geçtik 11. sorumuza. Çalışmazları daima sabit olan Ahmet, Barış ve Cemil bir günde sırasıyla 9 metrekare, 10 metrekare ve x metrekare fayans döşemektedir. Bu 3 kişi bir işi birlikte yaptıklarında işin %36'sını Ahmet yapmaktaymış. Şimdi Ahmet 9 metrekare hızla ne yapıyormuş? %36'lık kısmını yapıyormuş. Burası tamam. E peki geri kalan kısmı kimle kim yapacak? Barış Cemil. Bunların hızları ne? Tabii ki 10 artı x metrekare. Bu hızla ne yapacağız biz? %64'lük kısmı yapacağız. Orantımız nasıl orantı? Tabii ki doğru orantı. O zaman içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Ya da direkt 9'un kaç katı? 4 katı. O zaman 4 katını aldığında 64 çıkan sayı nedir? Tabii ki 16'dır. O zaman 10 artı x eşittir 16 ise x buradan kaç geldi? 6 geldi. Demek ki bu arkadaş da 6 metrekarelik iş yapıyormuş. Buna göre Ahmet ile Cemil'in birlikte 6 saatte yaptığı iş. Bakın Ahmet ile Cemil birlikte çalıştığı zaman saat başı ne yapacaklar? 15 metrekarelik iş yapacaklar. E peki 6 saat çalışırlarsa 15 çarpı 6'dan ne yapar? 90 metrekarelik iş yaparlar. Bunu tek başına Barış kaç saatte yapar? E Barış'ın hızı neydi? 10 metrekareydi. 90 bölü 10'dan yani 9 saatte yapar güzel insanlar. Cevabımız B şıkkı geldi. Geçtik 12. ve bizim son sorumuza. Uzunlukları aynı ve farklı maddelerden yapılmış iki mum aynı anda yakıldığında biri 3 saatte diğeri 4 saatte tamamen yanarak bitmektedir. O zaman gelin. Bu mumların uzunluğuna biz ne diyelim? 12 santim olsun diyelim. Buna göre iki mum aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra Birinin boyu diğerinin boyunun iki katı olur. Şimdi geldik şöyle mumlarımızı yaptık arkadaşlar. Birinci mum, ikinci mum. Burada hemen yorumlara başlayacağız. Birincisi 3 saatte yanan. Şu 3 saatte yanan olsun. İkincisi ise 4 saatte yanan olsun. Şimdi bu mumun uzunluğu kaçtı? 12 santim. Bu mumun uzunluğu kaç? O da 12 santim. Neye dikkatimi çekiyor? bu saat başı 4 santim gidecek. Mesela 1 saat geçseydi bundan 4 santim gidiyor. Peki bu 1 saat yandığı zaman kaç santim gidiyor? 3 santim gidiyor. Buradaki önemli olan kısım bu. Yani birinden 4 4 inerken diğerinden 3 3 iniyor. Bundan 3 3 inerken bundan 4 4 iniyor. Burayı söyledik. Şimdi kaç saat sonra diyor. Gelin T saat sonra diyelim. Şimdi T saat sonra. Burada 4T'lik kısım gidecek. O zaman gerine kalacak 12-4T kalacak. Burada ise 3T'lik kısım gidecek. Geri 12-3T kalacak. Hangisinin boyu uzun olur? Tabii ki bunun boyu uzun olur. Çünkü bu 3-3'ü azalıyor. Bu 4-4 azalıyor. O zaman işte bunun 2 katı buna eşit oluyormuş. Ne yapacağız? 2 çarpı 12-4T eşittir. 12-3T eksi Buradan 24-8T eşittir. 12 eksi 3 t. Bunu buraya, bunu buraya atarsam 12 eşittir 5 t. T buradan ne geldi? 12 bölü 5 geldi. 2 katını alırsan 24 bölü 10 çıkar. O da 2,4 gelir. Cevabımız değişik olur güzel insanlar. Böylelikle testimiz biter. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.